Evet sevgili Beşiktaşlar, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Beşiktaş transferde bombaları ard arda patlatmaya başladı. Salih Uçan konusunda Nisan ayında müjdeyi vermiştim. Beşiktaş'a hayırlı olsun diye A-Spor ekranlarından 16 Nisan'da. Şimdi de Kenan Karaman konusunda müjdeyi veriyorum. Kenan Karaman da Beşiktaş'ta anlaştı. 3 yıllık anlaşma. Bonuslar hariç yıllık 15 milyon TL üzerinden bir anlaşma, yaklaşık 18-20 milyon TL'yi bulacak yıllık bir maaşı olacak bonuslarla birlikte Kenan Karaman'ın. Evet, Kenan Karaman'ı Trabzonspor'da, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de çok istedi ama Kenan Karaman Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'ı tercih etti. Son anda Galatasaray devreye girmişti. Euro üzerinden maaş teklif etmişti. Hatta Beşiktaş'ın önerdiği rakamların da üzerine çıkmıştı ama daha önce Beşiktaş'a söz verdiği için Kenan Karaman sözünden dönmedi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği için de Beşiktaş'ı tercih etti. Çok büyük bir pürüz olmadığı sürece artık Kenan Karaman Beşiktaş'ta diyebiliriz. Evet, ıslak imza olmadan hiçbir transfere bitti gözüyle bakmamak lazım ama Kenan Karaman'la Beşiktaş arasında anlaşma konusunda şu anda hiçbir pürüz yok. Bütün pürüzler ortadan kaldırıldı, giderildi. Hafta içinde Kenan Karaman'ın Beşiktaş'ta sözleşme imzalanmasını bekliyorum. Kenan Karaman kenar forvet, sistem oyuncusu. Çok fazla gol atan bir oyuncu değil, bunu söyleyelim. Bizim Süper Ligimizde de işte genelde 7-10 gol barajında gidip gelen bir oyuncu. Yine o şekilde olacağını düşünüyorum. Merkez santrafor değil ama önemli bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu, milli takımında değişmez oyuncularından biri olduğu için ben şimdiden Kenan Karaman Beşiktaş'a hayırlı olsun diyorum. Peki diğer konularda neler yaşanıyor Beşiktaş'ta? Gezal konusunda biliyorsunuz menajeriyle görüşmeler sürüyor. Leicester ikna olmak üzere 3-3,5 milyon euro bandında bir rakama Beşiktaş'a oyuncuyu vermeye hazır. Beşiktaş'ın rakamı şu anda 2,5 milyon euro. Menajerini İstanbul'a davet ettiler. Görüşmeler sürüyor. Ama ben ortak noktada buluşacaklarını düşünüyorum. Çünkü Gezal Beşiktaş için diretiyor. Leicester City'de bu oyuncuyu kadrosunda tutmayı düşünmüyor. Çünkü daha önce büyük bir yatırım yaptı. Evet, ama takımda başarılı olamadığı için tekrar başarılı olacağını düşünmüyor. Türkiye Ligi'nde başarılı olmasını kendilerine bir kriter olarak belirlemiyorlar. Oyuncunun gelişiminden, Beşiktaş'taki başarısından mutlu olan bir Leicester yönetimi var. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de oynayıp oyuncusunun değerinin artmasını planlıyorlar. O yüzden de Beşiktaş'a şu anda yeşil ışık yaktılar bonservis konusunda. Önümüzdeki hafta içinde ben Gezal konusunda çözüme kavuşacağını düşünüyorum. Rozier konusu var. Rozier konusunda Beşiktaş hem Sporting'den Andraspor arasında da ilgileniyordu. Paket bir program teklif ettiği Portekiz basınında duyurulmaya başladı. Bu paket program Sporar ve Rozier için 10 milyon euro şeklinde. Beşiktaş santrfor transferinde işte Kenan Karaman'ı sonuçta santrfor kabul etmiyoruz. Merkez santrfor kabul etmiyoruz. Kenar santrfor, kenar forvet. Oysa Sergen Yalçın'ın Abubakar'ın yerine istediği oyuncu merkez santrfor, bitirici bir golcü. Andraspor'lar öyle bir oyuncu. Onun dışında yine Diego Costa da öyle bir oyuncu. Diego Costa konusundaki son gelişmeleri daha sonra sizinle paylaşacağım. Portekiz'in Ojogo gazetesinin haberine göre de Beşiktaş'ın Rozier ve Andraspor'lar için Sporting Lisbon'a 10 milyon euroluk teklif sunduğunu gazete haber yapmış. Sporting ise 12 milyon euroya kadar inmiş. Beşiktaş'ta görüşmeler sürüyor diyor Ojogo gazetesi. Ancak Ojogo gazetesinin iddiasına göre Sporting, Manuel Ugarte'nin transferine finansman yaratmak için Beşiktaş'ın bu teklifini kabul etmek zorunda kalacak diyor. Beşiktaş'ın teklifi de 3,5 milyon euroyu Rozier için, 6,5 milyon euroyu da Sporar için düşünüyor diyor gazete. Rozier için 1,5 milyon euro kiralama, 2 milyon euro da kesin satın alma opsiyonu teklif eden Beşiktaş, Sporar için de 1,5 milyon euro kiralama, 5 milyon euro da kesin satın alma opsiyonu teklif etti. Sporting ise Rozier için 5 milyon euro, Sporar için de 7 milyon euro istiyor. İki oyuncu için de
bu rakamı nakit olarak talep ediyor Sporting Lisbon diye Ojogo gazetesi geniş bir haber yapmış bugün. As gazetesinin iddiasına göre Sergen Yalçın'ın Diego Costa konusunda kafasında soru işaretleri varmış. İspanya'nın As gazetesinin iddiasına göre Sergen Yalçın 32 yaşındaki Diego Costa Ocak ayından beri saha dışında. Costa Ocak ayında Atletico Madrid'den ayrıldı ki orada kazancı 10 milyon euroydu. Ayrıldıktan sonra o tarihten beri Brezilya'da tek başına idman yapıyor. Diego Costa Beşiktaş'tan 2,5 milyon euro maaş ve 1,5 milyon euro da imza parası alacak şekilde As Gazetesi haber yapmış. Sergen Yalçın için ise As Gazetesi yine bu transfer haberinde Diego Costa'nın sakatlığından korkuyor. 6 aydır sahaya adım atmadığına dikkat çekiyor. Yönetim ise diyor Diego Costa transferiyle taraftarı heyecanlandıracak bir isim gözüyle Diego Costa transferine Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak bir isim gözüyle bakıyor ifadesini kullanmış As gazetesi. Bana gelen bilgiyle Beşiktaş Diego Costa ile anlaştı. Çok uygun şartlarda anlaştı ama A'dan Z'ye detaylı bir sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Diego Costa'da sakatlık bulgusuna rastlanmazsa Beşiktaş Diego Costa ile sözleşme imzalayacak. Çok önemli bir oyuncu. Sakat olmazsa, eski formuna kavuşursa Beşiktaş'ta maç kazandıran oyuncu olur. Ayrıca ligimizde bir numaralı gol kralı adayı olur. Bunu da söyleyelim. Sergen Yalçın'ın tek çekincesi, oyuncunun kalitesinden, klasından hiç kimsenin şüphesi yok. Ama sakatlık durumu, 6 aydır futbol oynamamış olması, Brezilya'da da tek başına idman yapması, maç eksiğinin ve idman performansının yeterli olmadığını düşünüyor. Sergen Yalçın bir de sakatlık durumunu iyice araştırmadan bu transfere Sergen Yalçın'ın ben onay vereceğini düşünmüyorum. Ama sonuçta Beşiktaş taraftarını gerçekten tribüne çekecek, coşturacak klas bir oyuncu. Forma satışı, ürün satışı, sponsorluk anlaşmaları, ne bileyim loca gelirleri derken Diego Costa oynadığı sürece Beşiktaş'a hem saha içinde puan kazandıracak hem de saha dışında ekonomik anlamda da bir kalkınma sağlayacak. Yani Diego Costa gibi transferler bir proje transferidir sevgili Beşiktaşlılar. Ama oyuncunun sakat olmaması gerekir. Oyuncunun Beşiktaş'a sahiplenip oynaması gerekir. Brezilya'dan çok fazla kulüpten oyuncuya talep olmasına rağmen Avrupa'da oynamak istiyor Diego Costa. Şampiyonlar Ligi'nin faktörü nedeniyle Beşiktaş'ı tercih etti. Çok uygun şartlarda da Beşiktaş'a gelecek. Sürekli oynayan bir Diego Costa'yı atıyorum Atletico Madrid'de sezon sonunda, bu sezon sonunda diyelim sözleşmesi bitti. Boşta kalsaydı Diego Costa direkt oynayan oyuncu olarak şu anda Avrupa'nın dev kulüplerinden birine yine giderdi. Beşiktaş'a kalmazdı. Beşiktaş çok uygun şartlarda Diego Costa'yı transfer edecek. Bir fırsat transferi bana göre. Ve Diego Costa'yı sağlık kontrolünden geçirip dediğim gibi bu detaylı sağlık kontrollerinde olur raporu alırlarsa Beşiktaş hiç düşünmesin bu şartlarda Diego Costa'yı transfer etsin. Yunan On Sport'un iddiasına göre Olympiakos pardon ona geçmeden önce Olympiakos Enkudu için bastırıyor diye bir haber var. Beşiktaş'ın oyuncusu Yunanlılara göre özellikle PAOK Mensah'ta ısrar ediyormuş. Olympiakos da Enkudu için bastırıyormuş. Bu Yunan gazetesinin iddiası. Luke de Jong'la ilgili bir itiraf yer alıyor. Bunu söyleyelim. Luke de Jong Euro 2020'de biliyorsunuz sakatlık geçirdi. Şu anda iyileşme sürecinde. Beşiktaşlı yöneticilerin İspanya'nın ABC gazetesine bu konuda bir beyanatta bulundukları ve evet Luke de Jong'la ilgileniyoruz ama kiralama ya da bonservisiyle oyuncuyu alma konusunda henüz karar vermedik. Bu konuda bir atılımımız olabilir ama bitmiş bir şey yok ama Luke de Jong ilgilendiğimiz oyunculardan biri diye İspanya'nın ABC gazetesine Beşiktaşlı yöneticiler bilgilendirmede bulunmuşlar. En azından İspanya'nın ABC gazetesinde bu konuda Beşiktaş'ın Luke de Jong'la ilgilendiği konusunda bir haber var. Zaten bunu da ben sizinle paylaşmıştım sevgili Beşiktaşlılar. İtalyan gazeteci Guizzardi de Bologna Mihajlović için yakından tanıdığı Adem Ljajić'i istiyor diye bir haber yapmış. Bu da enteresan. Adem Ljajić'ten Beşiktaş kurtulursa
Bu da önemli. Bunu da ifade edelim. Sevgili Beşiktaşlar, evet sevgili Beşiktaşlar, Transfer TV Plus kanalından şimdi bugünlük bu kadar. Ama görüyorsunuz her gün yeni yeni gelişmeler oluyor. Bunları sizinle paylaşıyorum. Şimdiden iyi haftalar diliyorum. Gözünüz kulağınız Transfer TV Plus kanalında olsun. Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone olmayı unutmuyorsunuz. Çektiğim videoları beğenmeyi de ihmal etmiyorsunuz. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Yarın bomba gibi yeni transfer haberleriyle görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili Beşiktaşlılar.